Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde 6 Şubat 2017'de meydana gelen 5.3 büyüklüğündeki sarsıntı sonucu evleri ağır hasar gören depremzedeler için yaptırılan ilk etap 205 müstakil ev için kura çekimi başladı. TOKİ tarafından ilk etapta yapımı tamamlanan 205 konuttan Yukarıköy'deki 116'sının noter huzurunda kura çekimi gerçekleştirildi. Gülpınar Köyü'nün Kızılkeçili Mahallesi'ndeki 16 konut içinde kura çekildi. Çamkalabak Köyü'ndeki 73 konut içinse yarın kura çekimi yapılacak. AFAD İl Müdürü Levent Yılmaz, geçen yıl 6 Şubat'ta yaşanan depremden sonra Ayvacık'ın 36 yerleşim yerinde konteyner evler kurduklarını anımsatarak vatandaşların mağdur olmaması için ellerinden gelen gayreti sarf ettiklerini kaydetti. Yılmaz daha sonra kalıcı deprem konutlarının yapımının başladığını aktardı. Ayvacık Belediye Başkanı Mehmet Ünal Şahin, bölgedeki evlerin depremde zarar gördüğünü anlatarak şöyle konuştu. Doğal şartları diyelim, hazırlıklar diyelim bugünü buldu ama evler hemen hemen yapıldı, bitti. Bugün de kuraları çekiliyor. Daha sonra da hangi ev kime aitse oraya girip düzenlemelerini, yerleşmelerini yapacaklar. Daha sonra da bunların tabii büyüklerimiz gelecek, açılışları onlar tarafından da yapılacak. Ama şu önemli olan şu, hakikaten imrenilecek bir köy oldu, yeni bir köy oldu. Depreme dayanıklı evler yapıldı. Halk da bundan memnun görüyorum. Mağdur olan da şu anda yok. Diğer köylerimize de bu evler yapılmakta. Şu anda burada yapılan kurada 116 ev, yani Yukarıköy buranın adı. Yukarıköy'de 116 ev ağır hasarlı olup yıkılanlara teslim ediliyor. Biz de bugün buna katıldık. Onun için onların yüzlerindeki o tebessümü görmek çok hoş oluyor. Devletimize, milletimize çok teşekkür ediyoruz. Vali Yardımcısı Cezmi Batuk ve Ayvacık Kaymakamı Cevat Çelik'in de katıldığı törende kura çekimi yapılan 205 konut, 3+1 odalı ve 106 metrekare büyüklüğünde inşa edildi. TOKİ ikinci etapta 334 konut yapacak. Vatandaşlarımızın barınma sorunu için hemen çadır ve konteyner bölgelere sevk edildi. Toplam 36 bölgede, Ayvacık ilçemizde 36 yerleşim yerinde bu şekilde yıkımlar yaşadık. Bununla alakalı vatandaşlarımızın tüm hassasiyetleri göz önünde bulundurularak mağdur edilmemesi için çalıştık. Ve depremden sonra müdahale çalışmalarından daha sonra barınma sorununu hallettik. Buna istinaden vatandaşlarımızın iyileştirme çalışmaları kapsamında toplu konutlarının yapılması çalışmalarına hızlı bir şekilde başladık. Ayvacık ilçesi ve köylerinde 6 Şubat 2017 tarihinde yaşanan 5.3 büyüklüğündeki deprem sonrasında AFAD ekipleri bölgede 36 yerleşim yerinde 1071 konut, 134 ahır ve 10 iş yerinin yıkık ve ağır hasarlı olduğunu tespit etti. Bölgede depremden etkilenen 3450 kişi kurulan 1052 yaşam konteynerine yerleştirildi. TOKİ depremzedeler için konutların inşaatına başladı.